Mahkumu gece yarısı hapisten kaçırmışlar efendim. Kim olduğunu öğrenemedin mi? Üsküplü diyorlar. Ne? Şu kumandan olan mı? Evet efendim. Onu gördün mü? Ben hiç görmedim efendim. Görenler de doğru dürüst tarif edemiyor. Ya çatışma? Askerlerin onu kovaladığını görmüşler efendim. Ateş etmişler. Yakalayamamışlar. Yaralı halde kaçmış. Allah Allah. Kim bu adam? Niye böyle birdenbire birbirlerine girdiler? Mahdum. Bana daha fazla bilgi getir. Daha fazla. Hep daha fazlasını istiyorsun baba. Rahat bırak artık Mahdum amcayı. Fatma. Fatma'm. Kızım. Kızım gelmiş. Fatma'm gelmiş. Neden haber etmedin geleceğini? Haber etseydim ortalığı ayağa kaldırırdın. Kaldırmaz mıyım? Neler yapardım kim bilir. Kızım gelmiş. Mahdum. Buyurun efendim. Koçlar kurban edin. Sofralar donatın. Fakirleri sevindirin. Kızım geldi. Bağıştın efendim. Gel, geç, 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 otur hele. Otur, otur. Öyle bir vakitte geldin ki yaralarıma merhem oldun. Neden? Neyin var baba? Artık yaşlanıyorum kızım. Sana her vakit olduğundan daha çok ihtiyacım var. Biliyorsun. Beyrut'a dönmem lazım. Dur, dur hele. Daha yeni geldin. Hemen gitme, laf etme öyle. Anlat bakalım. Ne vakit geldin? Çok olmadı. Önce doğduğum eve gittim. Oyuncaklarımı, eşyalarımı gördüm. Annemin eşyalarına baktım. Sen olmasan o evi bir dakika tutmam. O evde acı var kızım. Sadece acı. O evde annem var. Mezarlığa gidemiyorum. Bırak hatıralarıyla avunayım. Peki. Söyle bakalım. Yolculuk nasıldı? Bir çeviren oldu mu? Oldu. Hem Osmanlı askerleri hem de İngiliz askerleri çevirdi. Ne? Eyse kimi adını söylesem kapıları ardına kadar açtı. Öyle olacak elbet. Şerif Neccar'ın kızını kim durdurabilir ki? Canım kızım. İyi ki geldin. İyi ki. Canım. Fatma'm.